Sizin hikayenizi siz kendinizi nasıl anlatıyorsunuz? Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Kumköy İlkokulu'nda köy okulu öğretmeniyim. Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk ve tek Türk öğretmen olarak Milli Eğitim Literatürü'ne geçtim. Evet. Teşekkür ederim. Ben de Kayserili bir ailenin kızıyım. Ben Amerika'ya gideceğim, başkalarının yanında çalışayım, bir göreyim. Ben gerçekten patron kızı olduğum için mi bir yerlere gireceğim? Yoksa kendim bir şeye benziyor muyum diye. En son geldiğim yer bir hedge fund'un yöneticisiydim. Hala babam için önemli bir pozisyon değildi. Ne yapıyorsun oralarda? Sürünüyorsun oralarda. Ben de 40'lar 50'de yetiştim. Memur bir ailenin 3 çocuğundan biriyim. Klasik arkeoloji bölümüne girdim. İşte okumaktan geri kalan zamanlarda da zaten şarkı söylemeye başladım. Sonra 94 krizinde şarkıcı olmak zorunda kaldım. Zorunda kaldım. Evet, zorunda kaldım. Yani şu dönemi geçireyim, ondan sonra nasılsa tekrar esas işime dönerim diye. Daha dönemedim. 2 çocuğumu New York'ta doğurdum. Bir de bir fon yöneticisiydim. Sancım geldi, işten çıktım, hastaneye gittim. Ben dedim toplantının sonuna kadar bekledim, yalnız yarın gelemeyebilirim dedim. Niye dedim, sancılarım başladı çünkü dedim. Herhalde doğuracağım. Hastaneye yürüyerek kendim gittim. Şimdi bir hafta sonra da işimin başındaydım. Ben şahsen en büyük şaşkınlıklarımdan bir tanesini küçük oğlumla yaşadım. Bu seçme seçilme meseleleri çok iyi de öğretmenim demiş. Ben aslında kadının çok da fazla çalışmaması gerektiğini düşünüyorum. Sorununun benimle olduğu anlaşıldı. Ben biraz daha zaman verdim Erez'e. Bir proje geliştirdim. Kadın ve Yaşam. Köyde bütün okuma yazma bilmeyen kadınları belirledim. Okuma yazma öğrettim. 2 yıl içinde köyde okuma yazma bilmeyen kalmadı. Bir akşam bütün köy kadınlarını topladım. 2 minibüs operaya götürdüm. Biz bayıldık, bir daha gidelim dediler. Bunu köydeki insan merak etti. Çiftçiler merak etti. Gençler merak etti. Ben de bütün köyü operaya götüremeyeceğime göre köyü opera getirdim. Hayır, öyle bir anlatıyorsunuz, gidip yerleşeceğiz efendim. Lütfen gelin. Biz niye buradayız madem böyle bir ortam? Çok teşekkür ederim. Bir köy kadını düşünün, hayal edin. Bir koşarak okula geliyor ve diyor ki bana, Ocağı Hanım, bir ineğim doğdu. Buna bir isim koyar mısın? Köyümüzde birçok Madonna'mız, Shakira'mız, bir sürü... Şimdi sen bu köy kadınlarını aldın, okuttun, eğittin, para da kazanmaya başladın. Adamlar ne diyor? Ben de 600 nüfuslu bir köyde onları yaşıyorum ben. Onlar şaşkın, çok şaşkınlar.